Tekrardan merhabalar sevgili izleyicilerim. Bulaşıklarımı şöyle bir toparladım. Size de bunları bir göstereyim dedim. Bayağı bir yoruldum canına. Şöyle tertemiz buralarımı sildim, süpürdüm. Şöyle ocağımın gözlerini falan yıkadım. Aspiratörümüzü yıkadım. Çok yağlanmış bunlar. Bütün deterjanları, elimdeki imkanları kullandım. Feridir, ondan sonra cif, pas sökücü, parlatıcı, yağ sökücü, ondan sonra arkasında bir daha yağ sökücü derken bayağı bir toparladım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yukarısı da pırıl pırıl oldu. Buralarını hep yağ sıçratmış. Nasıl yemek yapmış ben de anlamadım eşim. Bu arada eşim arkadaşlarını davet etmiş eve. Onlar da gelmişler. Allah razı olsun. Geçen gün zaten bize gelmişlerdi eşi ve kardeşleriyle birlikte. Burada Cansu'yla birlikte ağırlamıştık. Onlar tekrar gelmişler erkekler olarak. Eşi gelmemiş ondan sonra. Burada birlikte yemek yapmışlar, yemek yemişler, et pişirmişler ama ocağımı falan da her tarafımı tabii ki eşim batırmış. Ben de böyle misler gibi sildim, tertemiz oldu. Kadın elinin değdiği hemen belli oluyor zaten görüyorsunuz. Buralarımı da süpürgeyle süpürdüm, çektirdim. Şu camımı sildim. Camım falan çok berbatıdı. Tertemiz oldu camımda. Şöyle buzdolabımın elini yüzünü sildim. Oralar batmış. Bulaşık makinemin elini yüzünü sildim. Oralarını hep niye batmış ben de onu anlamadım. Buralarımı da tertemiz süpürdüm. Sobamın altını sildim. Üstünü sildim. Şu arkasındaki sacına falan yağ damlamış. Hala da gördüğünüz gibi belli sıçramış yani yağlar. Onu şu aspirasyona sildim ama kaldırmadı. Niye bilmiyorum. Kalkmadı onlar. Olsun o kadar sildim. Bundan sonra bütün temizliklerimiz yapılacak. Azar 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 azar. Buradaki çöpümü döktüm geldim. Yıkadım dışarıda duruyor. Süpürgem de orada duruyor. Şimdi öbür odalara geçelim. Bakalım öbür odalarda neler var. Bir de oralarımızı temizleyeyim. Tekrardan görüşürüz. Bunlar burada biraz hava alsın. Makine çamaşır dağıttım. Son temizliklere devam ediyor arkadaşlar. İnanın bitecek gibi değil. Vallahi hayırlısı var. Çöpümüzü dışarıya çıkardım. Vallahi dışarıya çıkardım. Bugün havada çok iyi şansımız var. Şeylerini söktüm. Yüzlerini gözlerini söktüm. Halısını çıkardım attım. Şimdi ceketleri bir araya çekeceğim. Altlarının üstlerini tertemiz çektireceğim. Camlarımız da silsek kal. Bahar oturma odasının camını görüyor musun onu? Şu kaktüslerimizi yatak odasına götürelim. Onlar şimdi sen telefonu kapattıktan sonra onları yatak odasına koy gel. Onlar soğuğu çok seviyorlar. Onun sonra buraları çekelim. Mutfağımızda da bir yandan da ocağımızı siliyorum. Ne ne? O şimdi açmış şu. Yok bakmadım ben sıcak su açtım da şey ettim onu. Şöyle ocağımızın içini siliyorum her yeri yağlanmış. Şurayı da şu dolabı elini de sürelim. Orada ben şey sıktım ilaç sıktım bak seni. Nereye sıktın ilacı? Yağ sökücü sıktım. Buraya sıktın mı? He 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 oranın artık bir yağ sökücü var. Yapış yapış olmuş. Niye kavralara sıçrattın zor mu yemeğin yani? Bilmiyorum. Allah Allah benimle nasıl yemek yapmaymış. Türkiye'nin olmaz diller ya arkadaşlar. Gerçekten babamın arkadaşları geldi ama onlarla yaparken böyle oldu. Ne bilelim biz? Şöyle üstünden bir yağsını alıp sonra tertemiz beyaz bezlerle buraları sileceğim. Şöyle her tarafı yağ şu anda. Şöyle teş döndürüm. Arkadaşları gelsin canım. Geldiğine bir şey demeyelim. Gelsin. Yo. Geldiğine bir şey demediğini biliyorum. He, yemeği yapalım. O gün yaptı. Sıçratmış. Ağzına kapak bitmedi. Ne gitmedi tencerenin? Gitti. Birinde kapak yoktu. Ha. İkisinde de kapak olacaktı. Kapaksız ne örür oğlum. Buralar böyle. Bana bir tel lazım biliyor musun? Mutfak dolabını silerken tel alın gelin. Üşüysün baktım şuraya. Ne zaman tel alıp gelin? Ne zaman tel alıp gelin? Bugün babanın akşam ne gidin? Hem bir şeyler alırsınız yemeğe. Çerez merez ötüverin. Tamam. O sıcak çikolataya da bakar. Evet. Onu da alın gelin. Anahtarları niye çıkardın sen? Şunu ben bizim evin sandım. Şunu ararken. Bu neymiş? Dursun alalım benim evine. Yalan. Bu. Evet. Vallahi mı? Vallahi. Ne biliyorsun kız? Ana alan nerede gitti ya? Yavaş. Ay düştü. Ölçü ne alın varsa da kapı pencere ölçüsü. Babam götürecek. Ay elim yaraladı bari ucağı şişse. Benim de şurama sanki böyle çivi batırıyorlarmış gibi. Söyle
Sol tarafım mı? Sağ tarafım mı? Şuram şuram. Çok ucucuk bir yer. Şeye batırıyorlar sanki. Bazen benim de oluyor da çok değil öyle arada. Sen böyle çek demeye yakın diyorsun da tam ayarında şu an. Yo ne bileyim pek yanıma geliyor önce. Ben o ekranı küçültüyorum. Ben sana gösteririm birazdan. Tamam, kapattığın zaman göster. Şuralarını hep yağ. Hala yağ, bakana kalkmadı yağlar. Sürttükçe belli bak elimin. Yağ sökücü sıkmadın mı? Yağ sıkacağım, yağ sökücü sıktım da. Bir de siyahtan sıkım, o sarı pek fayda etmedi. Sarı gülü. Asperos. Asperos fayda etmedi. Buralarda dolandırıp yağ sıkacağım buralara. Şu siyahtan sıkalım bence, bu daha iyi. Dolaba da ondan sık varsa. O da bitmiş. İçinde var da ağzıma rakıtmıyor. Yan tutuyor, nasıl akıtsın? Yanına ne alakası yok oğlum, bu her şeyde döner ki. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize. Hayırlı günleriniz, hayırlı sabahlarınız olsun. Burada sabah şu anda saat 9.30'a geliyor. Biz kahvaltımızı yaptık. Kaan'dan erkenden kalktık bugün. Kahvaltımızı yaptık. Büyük bir temizlik bekliyor beni. O yüzden erken kalktım bugün. İnanın çok temizlik yapılacak yerler var. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hangi odadan başlayacağımı bilemiyorum. Dün de size göstermiştim. Her taraf berbat durumda çünkü. 12 gündür yoktum ben evde. Cansu'nun da yazık geldi. Arada bir temizlik yaptı ama ne kadar olsa günlük temizlik yapılmayınca, günlük dirken yani günlük temizlik yapılmayınca olmuyor. Çünkü ben evin içindeyken her gün yaptığım bu temizlik hiçbir zaman hiçbir yeri kirletmiyorduk. Ama şimdi Cansu iki kez geldi yazık. O da ancak bir evin bir adamı yemek yapıyor. Ustaları var, çalışanları var, geleni gideni var. Ona da hiçbir şey diyemiyorum. Allah bin kere razı olsun geldi yine de. Babasının yemeğini falan yaptı gitti, temizliğimizi yemeğimizi derken. Ama dediğim gibi günlük temizlik yapılmadığı zaman olmuyor işte. Şimdi nereden başlayacağımı bilemiyorum. Valla şöyle bir benzer bir mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra başlasın temizlik diyeceğim. Siz de neler yapıyorsunuz canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilikler versin. Bol bol sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler nasip etsin cümlemize. Benim bugün çok işim var söylediğim gibi. Her yere baktığım yerde gözlerim bir şekil oluyor. İnanın hiç böyle şeye alışkın değilim. Her zaman temiz ve titiz olan bir insanım. Böyle de ev dağıldığı zaman inanın ne yapacağım bilmiyorum ama temizliğe büyük bir şeyle başlayacağım. Emine'mi aradım, biraz onunla konuştum. 5 dakika kadar çocuğu emzirecekmiş o da. Bugün doktora gidecekler tekrardan Zeynep Misa'mızın sarılığını ölçtürmeye. Geçen gün götürmüşlerdi. Normalde sarılık 15 olduğu zaman küveze alınıyormuş. Bizimki de 13'e yükselmiş. Cumartesi gün gene getirdilerdi. Bugün acile götürecek. Oradan tekrardan ölçüm yapacaklar. İnşallah sağlık sarılık sorunları geçer. Allah'ım inşallah kurban olduğum Allah'ım cümlenin evlatlarıyla ona da şifalar verir. İnşallah 12'de geçer. Bol bol dua edin canına Zeynep'imize. İnşallah sarılığı yükselmemiştir. Sürekli emziriyor annesi ama bilmiyorum yani neden öyle oldu, niye yükseldi biz de anlamadık. Normal ilk götürdüğümüzde %10 diyordu. İkinci götürdüğümüzde 13'e yükselmiş. İnşallah bu sefer de 15 olmaz ki küveze alınmaz. Küvezde ışıkların altına alıyorlarmış. 2-3 gün orada duruyormuş şeysi geçene kadar sarılığı işte. Bilmiyorum ne olacak, hayırlısı Rabbimden inşallah kurban olduğum Allah'ım şifasını versin. Tüm hastanede yatanların herkeslere şifalar versin. Şöyle temizliğimize başlayalım. Bir de size göstereyim. Dağınıklığı, temizliği. Ondan sonracığıma ne olacaksa olsun bakalım. Şöyle her tarafımız dağınık. Şöyle makinamızın içine bir benzer şeyleri doldurdum. Cansum geçen gün geldiğinde makineye bulaşık atmış. Onları çıkardım. Yerlerine yerleştirdim. Şöyle masamızın üstü de çaydanlığımızın eli yüzüne varana kadar yağ olmuş. Şöyle ocağımızın içi zaten şöyle gördüğünüz gibi hep yağ. Buraları temizleyeceğim. Şöyle ortalarda kartonlar var. Şu şeyler pet şişeler çöpe atılacak, çatıya gidecek. Şunlar toparlanacak, temizlenecek. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Bir de burayı temizlediğim zaman size tertemiz olduğu zaman göstereceğim. Bir de şuramın camı berbat durumda. Niye böyle olmuş ben de bilemedim. Buhardan mı olmuş yoksa kirlenmiş mi bilmiyorum işte. Hadi bakalım başlasın temizlik diyelim. Temizliğimiz başlasın.
Şöyle camı görüyorsunuz ne kadar kirli. Burayı sanki kan filan silmiş gibi buranın camını. Hep yağdelendirmiş. Şöyle gördüğünüz gibi belli zaten yağdesi de. Buraları da temizleyeyim. Ondan sonra cama temizliğimiz başlasın. Temiz olduktan sonra bir de temiz halini çekeyim sizlere. Videomuzun devamında tekrardan görüşürük canlar. Thank you.
canlar, tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza tekrardan. Şöyle yemeğim pişti. Üstüne de kağıt örtmüştüm. Sonradan örttüm kağıdı. Ondan biraz şuralar kızarır gibi olmuş ama olsun, öyle dolmayın bilmiyor. İbocan da işten geldi. İyi geldim, ellerine sağlık. Acayip olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Afiyet olsun. Kaan'ım da burada. Her zamanki gibi yemek yiyecek. Ondan sonra kaldığım yerden tekrar devam. Camları sildim. Oturma odasının camlarını. Dışları duruyor. İçerilerini sildim. Hallarını çırptım, sildim. Parkeleri sildim, süpürdüm. Parkelerimizde yapış yapış olmuş. Bir şeyler dökmüşsünüz. Ben bir şey dökmedim de. Çay mı damlatmışsınız? Çay mı dökmüşsünüz? Dökmek ha. Ama güzel. Acı döktüm. Ondan sonra çamaşır suyu. Hiçbir şey dökmedik de. Biraz parlatıcı, biraz da bulaşık jeli döktüm. Pırıl pırıl oldu. Tertemiz oldu vallahi. İyi. İçeride babam bekledim. Babamla geldim. Videomuzun devamında görüşürük. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle yemeğim hazır fırına sürmeye, fırına girmeye hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Her şeyini kardım, kattım, baharatlarını filan içine. Çok güzel oldu. Afiyet olsun bizlere. Şöyle. Şimdi fırınımıza gidecek bu. Şöyle fırınımızı açayım. Şöyle fırınımıza koydum diyeceğim. Koyamadım. Çünkü bu fırına sığmadı. Niye ki acaba ola? Olmadı. Tepsiyi boşaltalım. Bu tepsiye olmadı. Şunu bir sudan geçireyim. Bu tepsiyle yapalım. Evet canlar, şimdi ben ne yapıyorum? Daha işlerimi tamamen bitirmeden bu sefer de yemek telaşesine başladım. Çünkü eşim gelmeden önce yemeğimizi de yapmamız lazım. Yemeğimizi fırına sürelim. Bu arada da işlerimizi görelim. Yemekte ne yapıyorum ben? Patates döşemesi yapıyorum. Şöyle patateslerimi soydum, yıkadım. Yanına da bir tarhana çorbası ya da yoğurt çorbası falan yaparım büyük bir ihtimal. Şuraya koyayım şurada. Şöyle dondurucumuzdan kanat but bir şeyler çıkardım. Sonra eridi ama yine de tam da erimemiş. Olsun, birazını da öyle koyarım. Şu tepsimin içinde karıp katacağım malzemelerini. Daha sonra da ya dörtgen tepsiye koyarım ya da borcama koyarım, ikisinden birisine. Yemeğimiz de pişsin ki eşim geldiği zaman aç oluyor biliyorsunuz. Yazık, öğlenleyin fazla bir yemek yemiyor, orada yoruluyor diyor. 2 gün, yok 2 gün değil, zaten 1 haftalık falan işleri kalmış. Çok soğuk arkadaşlar bugün dışarısı da, nasıl duruyor onlar dışarıda bilmiyorum. Hani güneş var ama onların orada daha soğuk olur. Çünkü yol kenarında çalışıyorlar. Yolun kenarında daha bir soğuk oluyor diyor. Sabah 10'a kadar falan kendimize gelemiyor. Ot yakıyor, çöp yakıyor ısınmak için diyor. Çok soğukmuş orası. Bir de çalıştıkları yer boş arazi, yani yollar biliyorsunuz. Ne yolu oranın ismi? Otoban. Otobanın kenarlarında şimdiye kadar çapa yaptılar. Şimdiden sonra da ağaç dikiyorlarmış. 10 günlük falan işleri kaldı. İnşallah 10 gün bir an önce geçer de biraz dinlenir evde. 6-7 aydır yazık. Çok yoruldu. Şöyle 3-4 tane de soğan.
Bunları şöyle büyük büyük doğrayacağım. Bunu biz büyük seviyoruz içinde. Büyüktürken yani parçalamadan teker gibi yapıyorum. Soğanını bol yapalım. Tatlı olsun. Temizliğiydi. Bugün bitiremeyeceğim büyük bir ihtimalle. Çünkü daha oturma odasının çekyatlarının altını falan çektirdim, süpürdüm ama daha silmedim.